Hem bu büyüme verisini konuşacağız, daha doğrusu bu büyüme beklentisini, hem de gündemdeki diğer konuları değerlendireceğiz. Özellikle büyüme neyden kaynaklanacak? Büyümeye direkt etki edecek olan gelişmeler neler olacak? İhracatın bu anlamda büyümeye katkısı nasıl olacak? Yine konuşacağımız konular arasında yer alıyor. Bizlerle birlikte Tim Başkan Vekili ve GAİP Başkanı Sayın Fikret Kileci olacak. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba Uğur Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, teşekkür ederim. Sayın Başkan, önce gündemdeki gelişmelerle başlayalım. Tasarruf paketi, vergi düzenlemesine yönelik noktalar meclise sunuldu. Bu gelişmeleri nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl yansıyacaktır? Uğur Bey, tasarruf tedbirleri sadece böylece durumlarda değil, bence artık genel anlamda uygulanması gereken, yapılması gereken işlerden bir tanesi haline geldi. Bu bir zorunluluk haline geldi. Ama bu tasarruf tedbirleri sadece bir kesim ya da bir taraf için değil, genel olarak yaygın olarak yapılması gerekiyor, tabana yayılması gerekiyor. Bir şekilde aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağıya bunun uygulanması gerekiyor. Biz Türkiye'deki tüm ihracatçılar, biz iş insanları elbette ki böyle bir durumlarda her zaman olduğu gibi herkes kendi işiyle ve kendi gücüyle bir belli fedakarlıklarda bulunacaktır. Ama bu bir daha altını çizerek söylemek istiyorum. Ama bu herkes tarafından yapılmalı ve eşit yapılmalı. Herkesin gücü nispetinde olmalı. Siz bu tasarrufu ya da bu yapılan sıkılaşmayı, bir takım yaptırımları sadece bir kesime yönlendirirseniz bu defa bir takım dengesizlikler oluyor. Problemlerin hepsi de oradan çıkıyor açıkçası. Ama bu bir süreçtir. Elbette ki konuşarak, tartışarak birlikte belli bir noktaya getireceğimiz konulardır. Sonuç itibariyle tasarruf olmazsa olmaz bir şey. Kesinlikle sadece zor durumlarda değil, bundan sonraki süreçte dünyanın içinde bulunduğu konjonktür gereği artık her alanımızda, her noktamızda bir şekilde hesaplı olmak, doğru işler yapmak, fuzuli işlerden vazgeçmek ve her şeyi daha doğru kullanmak zorundayız. Buna sadece maddi şeyler değil, zamanımızı da, ilişkilerimizi de, her şeyimizi buna göre dizayn etmek zorundayız bundan sonraki süreçte. Hazır tasarruf önlemleri, tasarruf tedbirleri, vergi demişken burada sıkı para politikasında gelinen noktayı da konuşalım mı? İlk 6 ay tamamlandı, ikinci 6 ayı icra ediyoruz. Bazı kurumlardan değerlendirmeler var. Biraz önce Deutsche Bank'ın değerlendirmesini ekranlara getirdik. Bu sıkı para politikasının ilk 6 aylık periyodunu nasıl buldunuz? Daha doğrusu 2024'ün ilk 6 aylık periyodu. Burada uygulanan doz nasıl sizce, nasıl bir ikinci yarıda olacaktır? Uğur Bey, uygulanan politika her ülkede, her ekonomide aynı etkiyi vermiyor tabii ki. Güçlü olanlar var, zayıf olan ekonomiler var. Burada ama sonuç olarak gördüğümüz bir şey var. Bu uygulanan sistem öyle ya da böyle fayda gösteriyor, sonuçları ortaya çıkıyor. Bu bütün dünyanın şu anda içinden geçtiği süreci atlatmak için herkesin kendi ülkesinde, kendi çapında yaptığı bir takım uygulamalar. Biz de bu uygulamalara tabiyiz. Biz de bunun içerisinden geçiyoruz. Elimizden geldiğince herkes bir şekilde bunun faydasını görmeye ve buradaki kurallara uymaya çalışıyor. Sıkı para politikası hiçbir zaman sürdürülebilir, sürekli olacak bir şey değildir. Ama bu tür dönemlerde, böyle zamanlarda bir şekilde hepimizin fedakarlık edip ama yine altını çizerek genele yayılarak, yani bu fedakarlık, bu sıkı para politikası sadece bir kesim, sadece bir sektör, sadece bir bölüm için değil, herkes için olması lazım. Dünyada şu anda böyle bir sistem, böyle bir süreçten geçiyor ve hepimiz de buna uyarak bu dünyanın içinde bulunduğu bu darlıktan, bu şekildeki problemlerden ancak böyle çıkabileceğimizi altını çizmek istiyorum. Mesela bu politikalar ihracatta, ihracatçıda nasıl karşılık buluyor? Bunu Haziran verileri üzerinden de konuşabiliriz. Hemen hemen her ay rekor kıran ihracatımız vardı. Son verilerde bunun böyle olmadığını gördük. Biraz daralma, biraz gerilemenin olduğunu gördük. Bir ihracatçı olarak size yansıması dediğimde neler öne çıkarırsınız? Şimdi Uğur Bey,
İhracat çok, özellikle bizim ülkemizde ürün çeşitliliği çok fazla olan, pazar çeşitliliği çok fazla olan bir işlemden bahsediyoruz. Burada dünyada değişen dengeler, tüketim alışkanlıkları, öncelikler, bunlarla birlikte bizim de satış modellerimiz de değişiyor. Biz öncesinde hep özellikle tekstil, hazır giyim ve lüks tüketim tarafında iyi bir üretici, iyi bir tedarikçiydik ve dünyanın her tarafına, bütün gelişmiş ülkelerine bunu satıyorduk ve hala da satmaya devam ediyoruz. Ancak şu anki konjektürde bu yer değiştirmeye başladı. Yani kimsenin önceliği lüks değil, daha önemli başlıklar var. Biz ülke olarak bu üretimleri de yaptığımız için sektörler kendi aralarında ciddi anlamda bir kaymalar oluşmaya başladı. Ama alt toplamda yine ülke belli bir noktaya gidiyor. Haziran ayı çok özel bir ay. Haziran ayı derinlemesine incelendiğinde evet, bir takım eksiler var ama bunun da sebepleri var. Bir önceki yıldaki çalışma gününün fazlalığı, buradaki az olması, yaz tatil olması gibi gibi birçok sebepler var. Ama yine de Haziran ayı hakikaten çok iyi geçmedi. Ama bir öncesinde de rekorlar kırıldı. Dolayısıyla bu değişim sürecinde bu rakamları, bu dünyadaki şu andaki gelişmeleri çok iyi okumak gerekiyor. Şöyle söyleyeyim Uğur Bey, biz bundan sonraki süreçte elbette kısa, orta, uzun vadeli planlarımız olacak. Ama bu planlar her zaman kontrol edilerek, check edilerek revize edilmesi gerekiyor. Çünkü şartlar her gün, ama her gün değişiyor. Bugün doğru bildiğimiz bir takım şeyler ertesi gün tekrar gözden geçirip bir takım yerlerini düzeltmemiz gerekebiliyor. Dolayısıyla bu işe de en uygun ülkelerden bir tanesi bence Türkiye. Çünkü biz hayatımız boyunca bu ülkede, bu coğrafyada hep zorluklarla iş yaptığımız için biz alışığız bu tür işlere. Ama gelişmiş ülkeler bizimle aynı direnci gösteremeyebiliyorlar. Çünkü onlar çok daha sistemli ve tam formüle göre iş yapmaya alışmış insanlar. Ama biz ülke olarak bu tür işlere alışık olduğumuz için ben bu işten kesinlikle bu ülkenin, bu coğrafyanın karlı çıkacağını altını çizmek istiyorum. Doğru planlama, doğru iş yapılırsa, ama sektörlerde ve ürünlerde, pazarlarda mutlaka ve mutlaka değişiklik olacak. Bu değişikliği iyi okuyup, iyi öngörüp, iyi planlamak gerekiyor. Biraz finansman maliyetleri üzerinden de sohbetimizi sürdürelim mi? Geldiğimiz nokta nedir? Uğur Bey, şu anda finansman maliyetleri, finansa ulaşım çok zor değil, evet. Ama maalesef maliyetler şu anda özellikle ihracatçı tarafında çok sürdürülebilir değil. Yani bu şu anki modelle ancak günü kurtarabilirsiniz. Bir şekilde uzun vadeli yatırımlarda çok iyi düşünmek lazım. Çünkü kaynaklar hakikaten çok sınırlı ve şu anda çok yüksek, çok pahalı. Dolayısıyla büyük yatırımlardan ziyade hazır ki işlerimizi revize ve ticareti çevirme açısından bugünkü fiyatlarla, bugünkü fiyatlamayla ancak o şekilde kullanabilirsiniz. Aksi takdirde eğer uzun vadeli yatırımlar yapacaksanız bugünkü ortamda bu oranlarla, bu rakamlarla bu çok doğru görünmüyor açıkçası. Çok temkinli olmak, çok dikkatli olmak gerekiyor. Ama şartlar bugün bu böyle olduğu için, bu ilelebet böyle olmayacaktır tabii ki. Biz de kendi adımıza yapacağımız yatırımları, bir şekildeki planlarımızı, programlarımızı zamana yayıp uygun zamanda uygun fiyatlamayla elbette yapmaya devam edeceğiz. Ama bu böyle devam eder, hiçbir şekilde düzelmezse de yani o zaman ciddi sorunlar çıkar. Bugünkü maliyetlerle yatırım yapmak çok olası görünmüyor, biraz zor. Buradan kura da temas edelim. Ocak ayında 30 lira bandındaydı. Bugün 6 ayı devirdik. 17 Temmuz'dayız. 33 lira bandında. İlk 6 aylık enflasyon %24'ün biraz üzerinde. Kurdaki seyir ihracatçıya nasıl yansıyor peki? 33,09 şu an gördüğü seviye. Evet, siz de söylediniz. Enflasyon %25, kur artışı %10. Arada %15'lik bir makas var. Bunu şöyle izah edeyim. İnsanlar zannediyor ki Türkiye ihracatçısı, Türkiye'deki ihracatla
uğraşan arkadaşlar her şeyi kura. Hayır efendim, böyle bir şey kesinlikle yok. Biz her şeyimizi kura bağlamış değiliz ama kur bizim için en önemli enstrümanlardan bir tanesi. Dolayısıyla da bunun bizim uluslararası pazarda var olabilmemiz için, mevcutiyetimizi devam ettirebilmemiz için belli bir seyirde olması gerekiyor. Ya da elbette yüksek kur ülke açısından çok doğru değil. Bunu hiçbir ülke, hiçbir vatandaş istemez. Ama ihracatçıyı da bu kadar alaşağı edecek bir durum olmaması gerekiyor. Farklı farklı destekler var. Başka ülkelerde yapılan uygulamalar var. Bunlar konuşulabilir, yapılabilir. Çünkü ihracat, az önce bahsettiğiniz, yani gelişmişliğin en önemli silahlarından bir tanesi. Siz eğer aldığınızdan fazlasını satamıyorsanız uluslararası platformda belli bir noktaya gelme ihtimaliniz yoktur. Ha, şunu yapabilirsiniz. Kapalı bir ekonominiz vardır. Ne alırsınız, ne verirsiniz, kendi içinizde çok rahat yaşayabilirsiniz. Bu da bir seçenektir. Ama biz maalesef o seçenekte değiliz. Biz ithalata dayalı ihracat modeliyle sürekli üreterek belli bir üretim kapasitesine ulaşmış bir ülke olarak bu yatırımlar, bu geldiğimiz noktayı, harcadığımız emeği, harcadığımız parayı, harcadığımız zamanı açıkçası kaybetmek istemiyoruz ülke ihracatçıları olarak. Dolayısıyla kur problemine, kurdaki bu geri kalmaya bir şekilde çözüm bulunması gerekiyor. Altını çizmek istiyorum. Biz illaki kur şuraya gelsin demiyoruz. Böyle bir iddiamız asla yok. Ama ihracatçının buradan yediği bir takım şeyleri, ettiği zararları başka şekilde telafi etmemiz kesinlikle gerekiyor. Aksi takdirde biz müşterilerimizi, biz bugüne kadarki yaptığımız işi, emeği, alın terimizi, akıl terimizi hepsini bir şekilde boşa vermiş olacağız. Fikret Bey, Güneydoğu Anadolu bölgesini de konuşalım. Büyüme kanadını da değerlendirelim ama öncesinde bir kısa araya gidelim. Aradan sonra bu başlıkları da yine değerlendireceğiz. Tabii ki. Hotels. Bedel ödeyeceksiniz. Yok be usta. Biz hep cepte şoktan söylüyoruz. Bedel medel de ödemiyoruz. Nasıl ya? Şöyle ki cepte şokta getirme bedeli yok. Hep ucuzluk var. Üstelik kapıda ödeme kolaylığıyla. Şok şok cepte şok. Meğer ne bedeller ödemişiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tim Başkan Vekili Fikret Kileci bizlerle olmaya devam ediyor. Fikret Bey, tekrar hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk efendim. Şimdi bölgeyi de biraz değerlendirelim. Bölgede durum nasıl? Sizin yanı sıra ihracatçı orada uygulanan politikalara nasıl bakıyor? Rakamlar ne anlatıyor? İlk 6 ay nasıl geçti sizin için? İkinci 6 ay için umut var mı ya da hedefler tutacak mı? Bu anlamda neler söylersiniz? Şimdi Türkiye genelindeki fotoğrafın bir benzeri bizim bölgemizde de var tabii. Biz de şu anda ülkenin genel profilinin çok dışında değiliz açıkçası. Bölgedeki bir takım sektörler iyi durumda, bir takım sektörler ona göre birazcık daha şanssız, biraz gerileme var. Ama bizim coğrafyamızda her zaman bir hareket vardır. Burada işte özellikle Orta Doğu tarafında bizim çok ciddi yapılan işlerimiz var. Şu an yeni yeni konuşulmaya başlanan Suriye'deki gelişmeler, oradaki bir takım kontaklar, işte Irak'taki gelişmeler, öbür tarafta İran, Irak, bunların hepsi bizde pozitif yönde etkiliyor. Yani şöyle söyleyeyim Uğur Bey, biz bir defa öncelikle şu hep söylediğimiz bu deprem öncesine bugünlerde gelmiş durumdayız. Yani
2022 rakamlarına yaklaşmış durumdayız. Dolayısıyla artık buradan sonra hep konuştuğumuz gibi yükselişe geçecektir mutlaka. Ama dediğim gibi işte bu az önce ülke genelindeki sorunların aynısı bizim bölgemizde de var. Biz de bütün bunların dışında biliyorsunuz misafirlerimiz var. Bu bölgede ciddi anlamda bunlarla olan bir takım işte ilişkiler var. Biz sadece şeyle ticaretle, ihracatla, üretimle değil açıkçası çok başka şeylerle de savaşıyoruz, mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bu bölgede bundan sonraki süreçte biz depremin yaralarını yeni yeni sarmış olarak bundan sonraki süreçte yeniliklerle yeni özellikle yıkılan ve hasar gören tesislerde daha çevreci, daha doğru yapılanmalarla, yenilenmelerle, sektör çeşitliliğiyle, sektör seçimleriyle daha iyi noktaya geleceğimize inanıyoruz. Ama dediğim gibi Güneydoğu Anadolu bölgesi ciddi anlamda bir üretim üssüdür. Türkiye'nin birçok yerine buradan hem fason üretimler yapılıyor ve de dünyanın birçok yerine de bu bölgeden ürün gidiyor. Şöyle söyleyeyim Uğur Bey, bugün şirket merkezleri işte İstanbul'da olup, İzmir'de, Ankara'da, Bursa'da olup da ama üretimlerini bizim bölgemizde yapan onlarca firma var. Aslında burası bilinenin dışında ekonomik olarak çok daha ciddi üretim yapan bir bölge. Şimdi bir de bizim bir Amanos tünelimiz var. O bizi ciddi anlamda heveslendiriyor, umutlandırıyor. Çünkü Amanos tüneli İskenderun Limanı bu bölgeye öyle bir yakınlaştırıyor ki buradan sonraki süreçte bence burası, bu Güneydoğu Anadolu bölgesi, özellikle Gaziantep, Kilis, Maraş, Adıyaman, Malatya, Urfa, buralar kesinlikle bir ikinci körfez olma yolunda çok önemli adım atılıyor. Burada çok ciddi yatırımlar yapılacaktır. Özellikle yeniden yapılanma sürecindeki Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta bizim bölgemizin çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Ve biz birçok konuyu da bu merkezde, bu minvalde düşünerek buna göre planlamalarımızı, yatırımlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Fikret Bey, nasıl bir büyüme beklersiniz peki sene sonunda? 3,5 diyen var uluslararası kurumlardan. Deutsche Bank 3,5 diyor. IMF 3,6 bekliyor. Ekonomi yönetimi 4 civarında bir büyüme bekliyor. Ne dersiniz? Ben kendi adıma, benim yorumum şudur. Yaklaşık 3,6-3,7 civarında bir rakam çıkacaktır diye düşünüyorum. 4 çok büyük hayal olur. 3,5'un altı da bence hayal kırıklığı olur. 3,6-3,7 aralığındaki bir büyümenin yıl sonunda gerçekleşebileceğini öngörüyorum. Bakalım önümüzdeki süreçte ihracat büyümeye nasıl katkı gösterecek, bizler de takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi günler. Teşekkürler. Efendim, gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz.